Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Her sene tepsiler dolusu yaptığım tarifi sizlere paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çıtır çıtır bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimize hemen başlayalım. 1 adet yumurta, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ karıştırılır. Bir paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı sirke ekleyelim. Bir miktarda un ilavesi yaparak karıştırmaya devam edelim. Bir fiskede tuz ilavesi yapalım. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuralım. Toplamda 5 çay bardağı un kullandım. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. 1-2 dakika bu şekilde pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurum toparlandı gördüğünüz gibi. Silindir haline getiriyorum. 2 parçayı ayırarak. 3 tane portakal büyüklüğünde bezeler keserek yuvarlıyorum. Üzeri için kenara ayırıyorum. Kalan hamurdan da ceviz büyüklüğünde 12 adet beze keserek yuvarlıyorum. Yuvarladığımız bezeleri uygun bir tepsiye alalım. Üzerine ve altına un serperek üzerini kapatalım. En az 1 saat dinlenmeye bırakalım. 300 gram erittiğim tereyağını bir peşete yardımı ve süzgeç yardımıyla süzüyorum ayrı bir tencereye. Bu sayede yağın köpükleri kaymağa gelmeyecek ve baklavamız daha sarı ve renginde bozulma olmayacak pişirdiğimizde. Evet, dinlenen bezelerimizin 3 tanesini tezgah üzerine alıyorum. Üzerine nişasta ve un karışımından bir miktar ekliyorum. Elimle üzerlerine hafif bir şekilde bastırıyorum ve üst üste alarak merdane yardımıyla biraz aşıyorum. İstediğim büyüklüğe geldiğinde oklava ile ince olana kadar aşmaya devam ediyorum. Ne kadar ince aşarsak baklavamız o kadar çıtır ve lezzetli olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi aşmaya devam ediyorum. Büyük oklava aldım. Aşabildiğiniz kadar büyük aşmaya çalışın. Evet, benim için bu kadar yeterli. Tezgahım fazla büyük olmadığı için. Yufkamı tezgah üzerine serdikten sonra büyük fırın tepsisi ebatında kesiyorum. Büyük parçayı tepsinin altına yayıyorum ve kenarlarındaki çıkan küçük parçaları da keserek tepsinin üzerine döşemeye devam ediyorum. Evet, 2 tane bezeyi üst üste aldım. Ve ilk aşamada merdane ile daha sonra oklava ile ince olana kadar aşmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi açtım.
Fırın tepsisinin ebatında tekrardan keserek döşemeye devam ediyorum. Son iki bezemi de tekrardan açtım. Fırın tepsisinin üzerine alarak aynı ebatta keserek döşemeye devam ediyorum. Baklavanın tam ortasına bolca orta çekilmiş ceviz serpiyorum. Çok ince olmasın, çok da kalın olmasın. Orta ayarda çektiğiniz cevizi her tarafına yayın. Daha sonra üzerine Antep fıstığı serpiyorum. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Üç tane bezeyi üst üste alıyorum. İlk merdane ile daha sonra oklava ile ince olana kadar açmaya devam ediyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Bu kısımları hiç kesmeden hızlandırarak sizlerle paylaşmak istedim. Evet, büyük açtıktan sonra tepsinin üzerine alıyorum. Keserek tepsiye döşemeye devam ediyorum. Evet, son iki bezemi üst üste alıyorum. İlk merdane ile daha sonra oklava ile ince olana kadar açıyorum. Açtıktan sonra tepsinin üzerine yufkamı alarak tepsinin ebatında kesiyorum ve döşemeye devam ediyorum. Büyük bezeleri tek olarak oklava yardımı ile ince olana kadar açıyoruz. Evet, yeteri kadar büyüttükten sonra ince oklavaya saralım. Daha sonra büzdürerek hafif bir şekilde açtıralım. Büzgüsünü bozmadan dikkatli bir şekilde açalım ve tezgahın kenarını alarak diğer bezeleri açarken kenarda kurutmayı bırakalım. Diğer bezeyi de açtıktan sonra ince oklavaya sardıktan sonra büzdürelim ve diğerinin üzerine alalım. Evet, son bezemi de açtıktan sonra ince oklavama sarıyorum ve büzdürerek büzgü şekli veriyorum ve elimle dikkatli bir şekilde açtıktan sonra diğer bezelerin üzerine alıyorum. Elimle hepsini aynı ebata getirdikten sonra küçük bir oklavanın üzerine alarak fırın tepsisinin üzerine alıyorum. Üçünü birden dikkatli bir şekilde tepsi ebatında kesiyorum. Evet, kenarlarından çıkan parçaları da altına döşemeye devam ediyorum.
Evet, baklavamız hazır. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben klasik baklava şeklinde kesmeye devam ediyorum. Evet, baklavamı dilimledim. Gördüğünüz gibi üzeri için 300 gram saf tereyağının üzerine 125 gram sıvı yağ ekliyorum ve karıştırarak baklavamın üzerine yayıyorum. Her tarafına eşit bir şekilde kaşık yardımıyla döktükten sonra tepsiye yayıyorum. Eğer vaktiniz varsa bir 5 dakika baklavamızı bu şekilde yağın çekmesini bekleyelim. Fırınımızı 200 dereceli alt üst ayarda ısıtmaya bırakalım. Isınan fırınımızın alt rafına baklavamızı alalım. Üzerini aynı ebatta bir tepsi kapatalım. Tepsiyle 1 saat bu şekilde pişmeye bırakalım. Dereceyi de 10 dakika sonra kademeli olarak düşürmeye başlayalım. Evet, bu aşamadan sonra şerbetimizi hazırlayalım. 5,5 su bardağı sıcak suyun üzerine 5 su bardağı toz şeker ekleyelim. Şekeri eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başlayınca orta ateşe getirelim. Ocağımızı dakika tutalım. 35 dakika kaynamaya bırakalım. 20 dakika sonra üzerine limon tozu, bir parça da tereyağı atalım. Evet, şerbetimizin kıvam alması için bekleyelim. Ara sıra da kıvam kontrolü yapalım. Daha kıvamı gelmemiş. 1-2 dakika daha kaynatmaya bırakıyorum. Yaklaşık 30-35 dakikada kıvam alıyor. Kontrol bir şekilde hiç başından ayrılmadan kontrol ediniz. Evet, 1,5 saat fırında pişen baklavamı fırından hemen çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Pişirme aşamaları açıklama kısmından okuyabilirsiniz. Evet, şerbetim de kıvam aldı. Hemen altını kapatıyorum. Hiç bekletmeden. Sıcak baklavaya sıcak şerbetimin yarısını döküyorum dikkatli bir şekilde. Şerbetin yarısını döktükten sonra tepsimi ocağın üzerine alıyorum. Ocağı da kısık ayara getiriyorum. Kalan şerbeti de ocağın üzerinde azar azar dökerek veriyorum. Ocağın üstünde fazla bekletmeyin. 1-2 dakika bu şekilde kısık ateşte şerbeti çektirmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra ocak üzerinden alarak soğutmayı bırakalım. En az 1 saat baklavamızı dinlendirelim şerbet verdikten sonra.
Evet, 1-2 dakika sonra ocağın altını kapatıyorum ve soğumayı bırakıyorum artık. Evet, gördüğünüz gibi harika görünüyor. Yakından da göstermek istiyorum. Bir saat dinlendirdiğim baklavanın üzerine Antep fıstığı serpiyorum. Her dilimin üzerine gelecek şekilde bolca Antep fıstığı serpmeye devam ediyorum. Evet, dinlendirdiğimiz baklavayı daha sonra servise hazırlayabilirsiniz. Ben bayram için hazırladığım için kenarda bekletmeyi alacağım. Çıtırlığını sizlere göstermek istiyorum. Bir tane dilimi çıkartarak da yakından sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.